Cümleten selamun aleyküm. Cümleten selamun aleyküm krallar. Bugün hem size sohbet edeceğiz hem de maçlara bakacağız. Geçen hafta oynadım ben bu VL'yi arkadaşlar. Birazcık sohbet etmek istedim. Geçen hafta VL'yi oynuyorken ben biraz genel soruları cevap vereyim aslında. E, temel soru şu aslında. Abi sen işte atayı çok iyi yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar ben oraya kumandayı dekledim. Yani sürekli l bir spamlıyorum. Oyuncularımı ileriye kaçırıyorum. Player lock'la atıp ver kaç golü atıyorum. Yani aslında çok da oyunu iyi oynamıyorum. Hani herhangi bir profesyonel oyuncuya karşı hiçbir şey yapabilecek durumda değilim. E, ee, oyunu oynayan VL çok iyi oynamadığı için bunları yapabiliyorum. İkinci kısım geçen hafta V tam 40 maçla bitirdim arkadaşlar. Bakın 15 maçlık V 40 maçta bitirdim. Full ile geldi abi. Full ile adam geliyor saplıyor çıkıyor saplıyor çıkıyor saplıyor çıkıyor. 13 bin yaptım. 13 bini de tamamen şöyle adam hile. İlk golü ben atıyorum. Adam çıkıyor bana win veriyor. En az böyle 6-7 tane maç kazandım geçen hafta. Bu şekilde 13 yaptım. Oyundan keyif aldım mı almadım. Zaten bir yerden sonra fark ettim. Hani hep somurtuyorum falan. Direkt kestim abi. O yüzden şu anda videonun üzerine konuşuyorum. Oyun özellikle şu anki güncellemeden sonra yani player lock da player lock yavaşlamış yani EA'yi bizden nasıl gol atmamızı bekliyor ben çözemiyorum yani player lock'u neden ağırlaştırırsın? i̇stedikleri yani tek şey pay to win olması arkadaşlar. Bu kadar basit çünkü player lockla her ne kadar oyuncunuzun reytingi düşük de olsa kaçırıp gol atabiliyorsunuz. Şu anda player lockda kıstıkları için ne oldu? Yapay zekası iyi olan kartlar kimdir bunlar işte? Promo Mbappe kartı şudur budur. Bunları almanızı istiyor. Yani sizleri tamamen oyunda para harcama yönetmek istiyor. Çok saçma bir sisteme gidiyor. Yani maalesef FIFA 14'leri 15'leri ya ben FIFA iyi ki unutmuyorum FIFA ben 2004'te başladım ya yani 7 yaşındayken abimle oynuyorduk yani oyunun geldiği şu nokta hatta size şöyle bir şey söyleyeceğim bakın bu videoyu izleyenler şunu yapsın gidin bir benim FIFA 16 FIFA 17 videolarımı izleyin bir de şu anki bu maçı izleyin abi aradaki hız farkını yani hani oynamayan insan anlamıyor şimdi oyunu yeni başlayanlar biz oyunu böyle bedavadan eleştiriyoruz zannediyor ama bir insan bir şeyin daha iyisini görünce kötüsüne kızabilir oyun çok ağır. Ben bilgisayarda oynuyorum. Hani bilgisayarda konsola göre 3-4 kat hızlı oynuyorum. Yani konsolda oynayanlara Allah sabır versin. Oyunda o kadar çok animasyon var ki arkadaşlar. Oyun 60fps, 60 FPS, 60 Hz bu animasyonları sığdıramıyor. Konsolda o yüzden oyun çok ağır. Oyun oynanacak durumda değil yani zilesi. Bana diyorsunuz abi oyun işte kara marketten çıktım mı? Arkadaşlar ben oyunun kara marketinde yani, hani, aklınıza gelebilecek her şeyi zaten sizlerle de paylaştım. İşte konsol botlarıdır, şudur budur zaten Türkiye'de bunları ilk paylaşan kişi benim. Ee, ben bunların hepsinin içinde de bulundum. Yani FIFA'nın her türlü kara market içindeki her şeyde bulunduğunu söyleyebilirim. Ve FIFA'dan güzel paralar da kazandım. Bunlarla yatırım yaptım. Zaten şu anda FIFA hiçbir şekilde bana keyif vermiyor. Ben bu videoları sadece siz gülün eğlenin diye çekiyorum. Hani e, benim küfür etmemden, sinirlenmemden hoşlanan kardeşlerim var Bunu farkındayım. Tamamen siz gülün eğlenin diye çekiyorum yani gerçekten. Bu sene oyunu toplamda 250-300 saate yakın oynamışım arkadaşlar 4 tane hesapta. Çok fazla oynadım. O yüzden zaten winlerim arttı. Hani gayet iyi oynadığımı düşünüyorum şu anda. Tabi profesyonelci kadar değil ama yine de ortalamanın üstüne oynadığımı düşünüyorum. E, maçları izlediğiniz zaman zaten keyifsiz geçtiğini göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü herkes offside şeyi kovalıyor. Yani player lock atayım, işte Santra'dan gol atayım. Hani kimse işte F16 oyundaki gibi ya bir pas yapayım, bir taktik yapayım araya kaçırayım işte herkesin bir oyun tarzı olurdu eski oyunlarda şimdiki oyunlarda hiçbir oyun tarzı yok zaten yapay zeka defans için yapıyor mesela senin bir Ramirez'in varsa orta sahada bir varsa ya hiçbir şey yapmasa anla senin için defans yapıyor yani bunu söyleyebilirim onun dışında YouTube'la alakalı konuşalım arkadaşlar YouTube e, ben geri döndüm biliyorsunuz ee, kanalım benim önerilenlere çıkıyor çıkmıyor. Bu çok şey değil anne yani önerilenlere çıkmaması sebebiükne küfür etmem. Ee, benim için çok problem değil ama size şunu söyleyebilirim. YouTube tarafında özellikle her platformda inanılmaz izleyici botu dönüyor arkadaşlar. Ya bunu size söyleyeyim. Ben FIFA'daki izlenmelerin çoğunun hiçbirinin hatta neredeyse gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bu da nereden anlıyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar ben zaten uzun zamandır YouTube'dayım Yani kaç yıldır yapıyorum hani 8-9 yıldır. Mesela bir video bir saatte atıyorum işte 700-800 bin izlenmesi o videonun ertesi sabah 20 bin 30 bin izlenmesi imkansız ama şu an gördüğüm kadarıyla e, çoğu kanalda bu durum böyle. Gerçekten hani bozulmuş ya ortalık gerçekten hani baktığım zaman her şey paraya dönmüş. Yani beni bilen biliyor zaten ben bu işi hiçbir zaman para için yapmadım. E, Youtube'da para kazanmam da kapalı. Hani aslında FIFA komünitesinin geldiği yer de beni çok üzüyor. Yani önceden ben taktik paylaşırken beğenmeyen insanlar şimdi oturup 24 saat bronz paket açıp bilmem ne yapıp yani gerçekten hani aslında Türk insanı birazcık da bunu hak ediyor. Ya Türk topluluğu da bunu hak ediyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü genel olarak bir şey beğenmeyen bir toplumuz. Ne yazık ki o yüzden bazı şeylerde bize müstahak diye düşünüyorum. Hiç unutmuyorum herife 17 döneminde e, paket gılıcı paylaşmıştım. Ben paylaştım bizim Türkler diyor ki ya bir sen mi akıllısın? Bir sen mi şöylesin falan filan. Aynı videoyu bir tane Alman YouTuber paylaşmış. Hatta şu an çok takipçileri var. TSI şu bermine iki kişi böyle nargile içerek falan FIFA oynuyorlar Almancı. Adamların şu an milyon üzerine takipçisi var. Adamlar o taktiği paylaştığı zaman hani millet ya helal olsun bulmuşsun şu bu falan. Bizim Türkler bir sen mi akıllısın bir sen bir şöylesin. Zaten bir güncelleme sonra o olay kaldırıldı. Çünkü o gerçekten Reddit'te falan da vardı. Dediğim gibi Türk halkı gerçekten değişik bir halk arkadaşlar. hem hiçbir şey yapmıyor yapanı da beğenmiyor. En sonunda da böyle çömez eline kalıp sürünüyor. Gerçekten abi birazcık da bende yorgunluk da var. Yani ben şu an istesem paylaşırım arkadaşlar. Ben şu an istesem size aylık gene bu oyundan 50 bin 100 bin lira para kazandırırım yani. Ama bunu yapmıyorum. Çünkü insanlar bunu e, yani hepinizin nezdinde söylemek istemiyorum ama çoğu insan bunu hak etmiyor abi. E, ne emekler verdim ben burada neler neler paylaştım. Yani karşılığını gördük. Türk insanı gerçekten arkadaşlar bazı şeyleri hak etmiyor. Ne yazık ki bunu söylüyorum. Arada çok iyi kardeşlerim var biliyorum zaten onlara da eski takipçilerim özellikle Discord ekleri ben yardımcı oluyorum. Ee, ama genel olarak Türk halkı çoğu şey hak etmiyor bunu size söyleyebilirim. Bu arada maçlarda da fark ettiyseniz güzel goller atmışım. Ben bu arada Griezmann'ı ilk defa kullandım. Griezmann mükemmel bir kartmış. Bu zamana kadar niye kullanmadım bilmiyorum. Gerçekten çok iyiydi. Özellikle araya kaçması ve kartın ivmesi çok iyi arkadaşlar Griezmann'ı. Zaten şu anda da görüyorsunuz yani dönüşleri özellikle Plases falan muazzam bir kart. Yani Griezmann almayı düşünen varsa mutlaka alsın düşünmesin. Yani kesinlikle mükemmel bir kart. Hatta ben bu hafta bir hesamda özel kartı almayı düşünüyorum. Ee, genel olarak rakiplerim de fena değil ama dediğim gibi hile sayesinde 12 yaptık. Yani adamlar gol atıyorum çıkıyor gol atıyorum çıkıyor. 15 maçı 40 maçta bitirdim. Gerçekten psikolojik bir sınavdı. Ben de bu şekilde sohbeti çevirmek istedim. Bu arada her hafta bir video ile böyle sohbetli yapmayı düşünüyorum. Hatta bu videonun altına önümüzdeki hafta hangi konuda sohbet etmemiz istiyorsanız ya yani hayatla ilgili olabilir, sporla ilgili olabilir, MMA olabilir. Her şey olabilir. Bunu bana arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta bir tane videoyu da böyle yapalım. Sohbetli, muhabbetli geçsin, güzel geçsin. Ee, gayet de güzel goller atmışlar. Bu kafa gol ön, ön orta kesmeyi mutlaka yapın. Hani her hafta en az öyle bir 10 gol atıyorum ben VL'de. Rahat easy ve wing. tamir ettirdim. Artık penaltılardan da gol atabiliyorum arkadaşlar. Her şey güzel. O zaman şimdi arkadaşlar direkt paketlere geçelim. Evet krallar 13-2 yaptık. Paketleri sizin için sakladım. 82-25'e başlıyoruz. Haydi bismillah. Walkout. Evet ablam geliyor. Sol orta Rayten geliyor. Arkası önemli. Arkası önemli. Arkası önemli. Arkası yok. Mendy var mı? Mendy de yok. Team of the Week paketi. Haydi bu. Gerçi bu hafta kimse yok. Sadece Fodor atabilir. Walkout geliyor. Güzel abi. Bir Timothy paketi daha. Bundan da walkout açar mıyız? Ya gerçi artık walkoutlar yani geliyor arkadaşlar. Yüksek çünkü reytingler. Ya Timothy paketleri bu sene Timothy getirin falan da ölü bu arada. Çok soruyorsunuz. Bana yapmanıza gerek yok. Çünkü her yerden Timothy veriyor arkadaşlar. Hem de double walkout geldi. Hadi abi 88 çarpı 2 ya. Em Aha promo attı. O simen çok kalın. Sandık. O simen. Değil lan. Kim oğlum bu? Oğlum bu kim simsiyah geliyor. Yemin ediyorum bahtımız gibi kapkara geldi ya. Odegaard arkası kim geliyor? FC Pro canlı. Ulan Kaan'ım 91 yapardı bunu. Bu kim? Benzema. Oğlum Benzema'nın kartı mı vardı lan? Harbi diyorum şu an şaşkınlık içerisindeyim. Kaç para? 370k. Güzel abi. 86 artı temel kahraman paketi. Artık şuradan bir cinola minola görelim ya. Stopper mi? İngiltere. King ver. Ne olur King ver. Keriger verme. Ne olur. Ne olur. Ne olur Kerigır galiba ya. Ne olur Kerrigar verme. Ne olursun. Allah kahretsin seni. 84 çarpı 10. Gönder abi bir. Promo yok. Ablam kıvırtıyor. Santrafor. Abi Hegerberg. Arkası önemli. Ablacım hadi lütfen. Griezmann güzel. Fena değil. Evet son paketi açıyorum abi. 84 çarpı 10. Promo mu Team of the Week mi? Değişik bir renk var abi arkada. Abi Team of the Week verdi. Arkası önemli. Ablam dönmen lazım. Ablam dönmen lazım. Leva. Arkası nasıl? Ya ölü ya. Ölü Saliba var gerçi. Saliba fena değil ama genel olarak ölü. Beyler dayanamadım. Bir hero daha yaptım. Hadi abi. Hadi abi. Bundan güzel bir şey ver artık. Abi Volk. Al ver. Onu da vermedi ya. Kim bu? Bu kim abi? Bismi şey neydi bu lavun 85'lik bunda istigalı. Allah seni kahretsin ya. Ya bu kartın neresi hero olabilir ki ya? Bunu açacağım bakacağım amına koyayım. Ne yapmış ya?